Değerli izleyenler, evet gururumuz olan bir elektronik harp sistemi Koral'dan bahsediyorum. Koral deyip geçmeyin. Dünyada eşi benzeri yok desem yeridir. Tabii ki her ülkenin bir elektronik harp sistemi var. Ama bizim Koral bambaşka. Tam bir gizem kutusu. Koral, düşman uçak ve sihaları ve helikopterlerini işlevsiz kılıyor. Radarlarını bozuyor. Hemen söylemek istiyorum. Suriye'de, özellikle Suriye'de, ee, Rus uçaklarının Rus uçaklarının Esed e, kamplarını vurduğu yönünde çeşitli defaatle bilgiler almışsınızdır. Veya ABD'nin PYD e, kamplarını vurduğu yönünde önemli e, haberler geçmiştir haber ajanslarından. İşte bunun için söylüyorum. E, ve burada Koral'ın konuşlandığı bölgeye yakın bir dönem. Özellikle Ruslarla gergin olan dönemde Koral çok önemli işler gerçekleştirdi. Ruslarla gergin olduğumuz dönemde Bir Rus uçağının düştüğünü hatırlıyoruz. Ee, bizim müdahalemiz olmadan Ve özellikle e, Uçak krizinden sonra Koral'ı biliyorsunuz güneye sevk ettik ve kamuoyu O zaman Koral'ı tanıdı. Yani görüyor musunuz işlevi? İşte değerli izleyenler Bir kez daha söylüyorum Rusya tabii ki Koral hamlemizde Koral'ı şaşırdılar. S-400'ler etkisiz mi olacak demeye başladılar. Bununla ilgili profesörleri beyanat verdi. Yani hiçbiri kesin konuşamadı. Yani Koral'ı gerçekten Birleşmiş Milletler'e kadar götürdüklerini hatırlıyoruz. Neymiş bölgesel güvenliği. Olur mu? Koral bir savunma amaçlı ve özellikle ülkeyi koruma amaçlı. Tabii ki taarruzlarda da faydası var ama Türkiye'nin perspektifi o dönemde tamamen kendisine oluşabilecek bir durumu. Engelleme amaçlıydı. Koral kendi güçlerimiz için büyük bir avantaj sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Yani Libya'da ve Suriye'de nasıl işimize yarayacak? Koral kendi güçlerimiz için şu avantajı sağlıyor. Hareket kolaylığı sağlatıyor. Daha özgüvenle körleştirilmiş tabii ki rakip mevzilerin sizi tespit edebilmelerini ve radarsal anlamda size ulaşımlarını engelliyor. Koral bir koridor açıyor. Libya'da da bu bizim için olmazsa olmaz. Ayrıca Rusya Koral'ın gücünü nereden biliyor? Suriye'den biliyor. Koral'ın ileri hedefi rakip füzeyi yönetmek. Evet yanlış duymadınız. Koral'ın ileri hedefi bu. Yani Koral kendisine yönelen bir füzenin yeniden dönüp onu başka bir yere yönlendirecek bir mekanizma. Diyeceksiniz ki bunun yollandığı yerdeki cihazın şifresini kırmak lazım. Koral'ın en ileri seviyesinde bu menüleri, bu teknolojiyi bulamayacağımızı kim söyledi? Belirli dalgalarla belli seviyeye gelen bu füzenin bir tabii ki radarının olduğunu da düşünecek olursak size ulaşımını engelleyecek akrasyonlarda geliştirilecektir. Ama Koral şu anda Türkiye'nin Suriye'de son Esed rejimine yaptığı olan taarruzlarda çok büyük bir önem arz etmiştir. Koral sinyal karıştırarak SİHA'larımıza İHA'larımıza ve uçaklarımıza yer açmıştır. Koral bize Suriye'de çok büyük destek sağladı. Koral değerli izleyenler bir kez daha ileteyim. Bir caydırıcılık yönünü kullandık. Yani caydırıcılık yönü olması gerçekten orada bunu ne yapabileceği, uçaklarımız demir yığını mı olacak veya elektronik harp sistemlerimiz demir yığını mı olacak diye tabii ki bir kısım e, bu konuda yoğun fikir egzersizi yapıldı ve gerçekten de bu geçerliydi ve bunun sonucunda Koral Suriye'de çok büyük bir caydırıcı yöntemle bize olacak olan ee, hasmani bir taarruzu engellemiş oldu. Yani caydırıcılık çok önemlidir. Koral sayesinde sihalarımız ve uçaklarımızın büyük avantaj sağladığını söylerken bir koridordan bahsetmiştim. Şu söyleniyor. Koralımızın ve Anka Seyler'in yaptığı bu elektronik harp çalışmalarında özellikle bu oluşan koridorlarda SİHA'larımızın ve uçaklarımızın önemli bir avantaj sağladı. Diyeceksiniz ki uçaklar girmedi, buna nasıl avantaj sağlandı? Ona da değinmek istiyorum. Özellikle F-16'larımızın yüklü bir şekilde Suriye sınırlarına gittiği anlarda özellikle SİHA'larımız e, o koridoru kullanırken uçaklarımız da sınır boylarında SOM'ları ateşliyorlardı. Havadan karaya olan füzeleri ateşliyorlardı. Onlar da yüksek isabetle hedeflerini buluyordu. Ayrıca f 16larımız vururken bu oluşan şeyde e, karşı düşman e, hedeflerinin e, tespitinden sonra oradan gelecek hava saldırılarının veya oradan gelecek HSS saldırılarının engellemesi amacıyla bunlar yapılmaktaydı. Özellikle demin de söylediğim gibi, caydırıcı özelliği çok önemli koralın. Koral gerçekten bizler için önemli bir nedir avantajdır. Suriye'de bunu gördük. Neden Libya'da olmasın? Libya'da bizim çıkarlarımız, bizim mavi vatan geleceğimiz Libya'yla yaptığımız anlaşmaya ve oradaki iradeyi korumaya bağlı. İşte koralın önemi bu. Bazıları dedi ki. Koralı ne yaptık İşte bizim e, üstlerimize saldırılar yapıldı şöyle böyle Şunu söylemek istiyorum size Ne olursa olsun Koral Belli bölgelerde Size hareket kolaylığı sağlar Ve belli yerlerde de engebeli yerlerde ve beyaz yerlerde tabii ki koralın Etki alan azaldığı yerlerde sinyalinin Orada tabii ki rakip unsurun sinyalleri ve radarı düzelecektir Tabii ki bir e, koral sisteminin etkisini azaltacaktır Ama koralı bir bütün olarak düşündüğümüzde anlık operasyonlar. bakın anlık operasyonlarda çok etkin bir silahtır. Libya'da bu olduğu zaman gerçekten oyun kurucu olmanın ötesine geçeceğiz. Nasıl? Şimdi Vatya'ya bunu kurduğunuzda e, oraya yaklaşacak olan hava unsurlarının radarları bozulacaktır. Ve sizin etkin elektronik harp sistemlerinizin de etkiye girmesi, HSS'lerinizi de devreye girmesiyle karşı tarafın konsantrasyonu düşecek ve önemli kayıplar verecektir. Yani elektronik bir harf sisteminin dünyada ne kadar önemli olduğunu savaş meydanlarında, muharebe meydanlarında gösteren çok etkin bir sistemdir Koral. Değerli izleyenlerim, Koral'ın daha bilip bilmediğimiz birçok unsuru da olabilir. Bu devletlerin bir sırrıdır ve saygı duymak gerekir. Ama şu unutulmamalıdır. Koral, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir caydırıcılık özelliği vermiştir. Ama şurada bir nihai hedef demiştim. Koral'ın bu nihai hedefi aslında bütün dengeleri alt üst eder. Yapılan büyük balistik çalışmalardaki füze çalışmalarını, bunun yanında çok ileri teknolojiye yatırım yapıp bu şekilde seyir füzeleri yollayanları, şunu söylemek istiyorum, Koral'ın seyir füzelerinin akışını dahi bozacak bir teknolojiye, radyosol e, radyosal frekans dalgasıyla bunu sağlayacağını söyleyenler de var. Bunu da söylemek istiyorum. Yani sizden kilometrece uzaklıktaki bir uçağın radarını karıştırabiliyorsunuz. E, helikopterinkini karıştırıyorsunuz. Ya zaten tamamen demir yığını olmayan ve içerisinde radar gülüm ve kitler olan bir füzeyi mi karıştıramayacaksınız? Biliyorsunuz birçok seyir füzesi ve son füzesinin kendi radar kitleri var. Yani hedefe yaklaştıklarında kendi radarlarını açıyorlar. İşte böyle bir husus bile saniyelerin ve saliselerin önemli olduğu husus bile ne kadar önemli. Yani Libya'da eğer bildiklerimize ve kuvvetlerimize bir tehdit varsa, bu konuda gerçekten sıkıntılı bir dönem varsa, bu konuda ne olursa olsun... E e, Koral gibi bir değerimizin de Libya'da özellikle stratejik yerlerde olabileceği konusunda benim şüphem yok. Yani bir devletin güzel nimetlerini, silahlarını övülerek kullanması kadar güzel bir şey yok. Yani bu e, savunma amaçlı söylüyorum. Yani Türkiye'nin orada insanları savunma amaçlı yaptığı güzel çalışmalar var. Nedir? İnsani yardımlar var. Orada vatandaşlara sahip çıkıyor, sağlık yardımı yapıyor vesaire vesaire ama Birliklerinin ve sivil hedeflerinin zarar görmemesi için de bu Koral sistemini kullanacağız. Tekrar ediyorum. Koral şu andaki yaptığı hedef şu. Belli bölgelerde size bir tünel açıyor resmen. Müdahale etmeniz için bir tünel açıyor. Ve bu konudaki bu açtığı tünelden gidip operasyonu yapıyorsunuz. Koral bu kadar önemli, bu kadar mühim bir sistem. Yani Suriye'deki uçak krizinin tutun. Her sıkıştığımızda Güney bölgesinde içi çözülemeyen gizemiyle rakiplerimizi gerçekten ürküten ve titreten bir sistem. İşte bu çok güzel bir haber diye buna derim. Böyle olayların, böyle gelişmelerin olması hepimizin yegane hedefidir. İşte bu yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten caydırıcı ve önemli bir konuma gelmiştir değerli izleyenler. İşte sizleri sevindirdiğini düşünüyorum bu gelişmelerin. Geldiğimiz durumun sizleri sevindirdiğini düşünüyorum ve bu gibi gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ama şunu unutmayın Libya'da gerçekten oyun kurucuyuz. Şu anda Türkiye'nin gücünü ve durumunu sınamaya çalışıyorlar. Yani Türkiye öyle zamanında otur dedikleri gibi kalk dedikleri gibi bir ülke değil artık kendi iradesiyle milli çıkarlarını sonuna kadar savunacak strateji belirleyen bir ülke. Değerli izleyenler, şuna emin olun, elektronik harp sistemi olmayan ülkelerin silahları ileriki dönemde demir yığını olacak. Bu yüzden bu sistemlerin gelişmesi için tabii ki hepimiz duacıyız ve destekçiyiz. Çünkü Koral Türkiye'nin savunmasında özellikle silahlarının ve elektronik harp sistemi, karşı elektronik harp sistemlerine karşı kullanacağımız mükemmel de bir üründür. Evet değerli izleyenler Türkiye'nin geldiği seviye bu Libya'da Koral güç katacaktır. Olursa gerçekten güç katacaktır ve bu konuda da olmasını isteyen gönüllerden birisi de benim. Çünkü orada askerim varsa, orada üssüm varsa, onları koruyan sistemlerin olmasını istemek dünyanın en normal isteğidir. Evet değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın.